Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, kıymetli Arapça sevdaları hepinizi Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kitab-ı Kur'ati El-Mustavel Mutakaddim İleri düzey Arapça okuma dersimizde 5. metnimize gelmiş bulunuyoruz. 5. 5. metnimiz Hidâ'u Ebi'l-Kasım Ebu Kasım'ın ayakkabısı. Peki burada bize bir kıssa anlatacak. Değerli arkadaşlar bu kıssada Ebu Kasım'dan bahsedecek. Peki. Es'iletu makablel kraeti okumadan önceki sorularımız. Hal semi'te bi kıssati Hidâ'i Ebi'l-Kasım Ebu Kasım'ın ayakkabısı kıssasını duydum mu? Ne diyebiliriz? Naam semi'tu ev veya lem esma kablo, daha önce duymadım diyebiliriz. Veya ma semi'tu bir bi hizai bil kasim hel ta'rif el ta'rifu kıssatan şebiheten fi sekafetik yani senin kültüründe bu kıssaya benzer benzer bir kıssa biliyor musun? Naam Arif kısıtlayan şebiyeten fi tekafeti diyebiliriz arkadaşlar. Peki kâne fi Bağdat raculun Bağdat'ta bir adam vardı. Evet. Dili geçmiş zaman kullanıyoruz değil mi? Kâne idi. Fi Bağdat, Bağdat'ta raculun bir adam vardı. Burada raculun kendi ismi. Evet. Yukalu adamın sıfatı lehu Ebu'l Kasım et Tanburi. Bu adama Ebu Kasım Tanburi deniliyordu. Tamam. Kâne fi Bağdat raculun. Bağdat'ta bir adam var idi. Kâne ile başlamış nakıs fiil. Raculun onun ismi. Fi Bağdat onun haberi. Zarf olduğu için öne geçmiş, takatüm etmiş. Evet. Yukalü lehu Ebu Kasım et Tanburi de komple onun sıfatı. Arkadaşlar raculun sıfatı oluyor. Kendisine toplarsak, kendisine Ebu Kasım Tamburi denilen Bağdat'ta bir adam vardı. Ve kâne lehu hizâun Onun eski bir kadim sıfat ya. Onun eski bir ayakkabısı vardı. Zalle yelbisu seba'a yelbisuhu onu giyiyor idi. Seba'a sinin. Evet. Yani onu yedi sene giymeye devam etti gibi bana vereceğiz burada. Zalle. Ne demek arkadaşlar? O da kâne gibi manası. Zalle oldu demek. Değil mi? Normalde zalle olmak, dönüşmek, sürdürmek. Burada sürdürmek manası vermek güzel oluyor. Yani zalle yelbisu onu giymeyi sürdürdü. Seba'a sinine yedi sene onu giydi Giymeyi sürdürdü. Yani yedi sene giydi. Evet. Yedi sene giymiş olduğu bir ayakkabısı vardı toplarsak. Ve kulleme her ne zaman takatta minuhu o ayakkabıdan kopsa diyelim veya parçalansa mevduun mevduun bir bölge bir parça bir kısım ondan parçalansa kopsa takatta demek kesilmek demek parçalanmak demek evet ne oluyormuş aslahu aslaha tamir ediyordu hü o parçayı neyle? Bir kıt'atin bir kıt'ati cildin ukra Başka bir bakın. Başka bir deri parçasıyla. ukra kıt'atın ne oluyor? Sıfıt oluyor. Başka bir deri parçasıyla o ayakkabıyı ne yapıyormuş? Ebu Kasım tamir ediyormuş. Islah etmek yani tamir etmek. Islaha yuslihu islahan arkadaşlar düzeltmek, tamir etmek manasında. Bu takatta'da da tefa'ül babından biliyorsunuz. Takatta'a ya takatta'u takattu'an. Evet parçalanmak, kopmak, kesilmek manasında. Ve kullemâ takatta'a minhu mevdi'un. O ayakkabıdan bir parça koptuğunda, parçalandığında, kesildiğinde... Evet. Aslahahu bi kıtaati cildin ugra başka bir deri parçasıyla o evet ne yapıyormuş? O ayakkabının o kopan parçasını tamir ediyormuş. Ne zamana kadar böyle devam etmiş? İla en sara el hizau cidden. Sara dönüşmek biliyorsunuz. Ayakkabı sakilen ağır cidden gerçekten çok ağır bir duruma gelinceye kadar. Durum böyle sürdü. Ve buraya atfedebiliriz arkadaşlar sarıya. Ve sa'e manzaruhu ve bir de onun görünüşü kötü oluncaya kadar. Bu şekilde burada noktaya koyarız. Şimdi sanki yeni bir cümle başlar gibi de yapabiliriz ve atıf da yapabiliriz. Ve asbahan insanlar da dönüşünceye dek yadribune bihil mesel yani insanlar onunla darı mesel verinceye dek gibi buradaki saide, de ısbahi de sar üzerine atfederek ile en sara ile en sa'e ila en, -en diye mana verebiliriz. Şu son bölümü ayırabiliriz de. Yani ben ve ısbaha oldu diye bu şekilde bir sanki yeni bir cümle gibi yapmamız ben daha güzel hoşuma gitti. Şöyle yani ile en sara hizau sara hizau fakilen cidden Ayakkabı gerçekten ağır oluncaya kadar ve sa manzaruhu ve onun görünüşü kötü oluncaya kadar bu durum böyle sürdü. Diyoruz şimdi ve oldu en nas insanlar yadribune ne örnek veriyorlarmış bakın yadribu ne bil mesel ne demek darbı mesel yani o ayakkabı darbu mesel olarak yani ne demek darbu mesel biz hayatımızda kullanıyoruz bir sanki bir veciz söz bir veciz işte bir e, atasözü tarzında artık insanların arasında, ağzında darb mesel örnek olan bir arkadaşlar durum meydana gelmiş diyor. Değil mi? Ve asbah oldu dönüştü. En insanlar yadribune veriyorlardı. Bihi onunla el mesele. Burada darabe. Yani darabe mesel bir kalıp ifade. Darbi mesel veriyorlardı insanlar. Yani bir özlü söz, bir örnek söz, bir numune söz olarak insanlar değil mi? Bu bir veciz olarak onu kullanıyorlardı. Tamam. Yadribune bihil mesele insanlar o ayakkabıyı darb-ı mesel olarak söylüyorlar idi. Nasıl diyorlarmış? Darb-ı mesel olarak Hidâ'u ebil kasım. Ebu Kasım'ın ayakkabısı. Yani bir insan birine örnek verirken ya senin ayakkabın Ebu Kasım'ın ayakkabısına dönmüş gibi örnek, darun mesel veciz söz olarak kullanıyorlardı. Peki. Veciz olarak kullanıyorlardı. Ve zâte merretin bir gün zâte bir keresinde işte bir gün dâkale Ebu Kasım Ebu Kasım girdi el hamame hamama girdi. Fakale lehu ona dedi Baldu arkadaşlarından birisi ona şöyle dedi. Ya Ebel Kasım, Ebu Kasım, etemenne ben istiyorum ki entetruge hizayke hâze şu ayakkabını bırak, şu ayakkabını bırakmanı istiyorum. o çünkü o ayakkabı fi gayeti su'i çok kötü. Kötüyün en üst, kötülüğün gayesinde, en üst seviyesinde. Yani çok kötü. Çünkü o ayakkabı çok kötü. Ve mal sen de mal sahibi bir adamsın yani. Sen mal sahibi bir adamken ayakkabın da çok kötü. Bu ayakkabıyı terk etmeni istiyorum Ebu Kasım dedi. Fakale lehu Ebu Kasım. Ebu Kasım ona dedi ki el hak ma'ak. Bu da bir tabir. El hakku ma'ak. Hak senle beraber. Yani doğru söylüyorsun. Sef'alü la inşallah yapacağım dedi. Lebise Ebu Kasım fil hammami sa'aten. Ebu Kasım hamamda bir saat tam kaldı. Ve lemme çıktığında ve lemse elbisesini giyince giydiğinde ra'a gördü. Bi canibi hizâihi ayakkabısının yanında hizâen ahar cediden yeni başka bir ayakkabı gördü. Fe ne zannetti ki enne sadikahu Hamama girerken konuştuğu bir arkadaşı vardı ya. Evet. O arkadaşı min keremihi işte acıdığından veya cömertliğinden dolayı iştarahu o ayakkabıyı aldı o yeni ayakkabıyı lehu Ebu Kasım aldı. Böyle zannetti. Zannetti ki o yeni ayakkabı arkadaşının kendisi için almış olduğu bir ayakkabı felebisehu ve o yeni ayakkabı giydi ve mabla geçti gitti ila beyti evine gitti. Tamam arkadaşlar. Peki mada ila ile kullanıyor. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şu andaki durumda mada ile demek de geçmek gitmek manasında oluyor? Peki. Bakalım yukarıdaki kelimelerimizde harfi celli bir kullanım var mı? Yadribuna bihil mesel. Zaten de bu bir kalıp ifade demiştik arkadaşlar. Evet. Peki. Şu anda görünmüyor. Kâne zâlikel hizâ'ul cedîdû. Bu yeni ayakkabı idi. Kiminmiş? Lil kaldı. Kadınınmış. Hakiminmiş. Ve kâne gaddehele hammâme eydan. Evet o da hamama girmişti. Ondan diyoruz ya o da yani. Kâne idi gaddehele girmişti. El hamâme eydan. O da hamama girmişti. Kadı da hakim da hamama girmişti. Felemmâ kharece çıktığında... Fetteşe an hizâihi. Ayakkabısını aradı. Felem yecidhu. Onu bulamadı. Ve vecede mekânehu. O ayakkabısını yanında gördü, buldu. Hizâen kadîmen, Eski bir ayakkabı buldu. Fârafe anladı ki ennehu bu ayakkabı hizâhu ebil kâsım. E bu ayakkabısı olduğunu bildi anladım. Liannehu çünkü bu ayakkabı Kane Yutramu bilmezler. Dar bu bil, mesel verilen bir örnek verilen veciz olarak kullanılan bir ayakkabıydı. Veciz söz olarak kullanılan bir ayakkabıydı. Yani insanlar arasında meşhurdu. el kaldı Kademehu evet. Kadı hizmetçisini ne yaptı? yaverini diyor yaverini gönderdi ile beyti Ebil Kasım Ebu Kasım'ın evine yaverini hizmetçisini ne yaptı gönderdi. Tamam? Evet. Ne yapmış? Hizmetçilerini hizmetçisini diyelim gönderdi. Fevecedu iza Ebi Kasım indehu Allah Allah. Fevecedu buldular. Hidâ'ul Kâdî. Ebu Kasım değil. Hidâ'ul kaldı. Kadının yani kaldığı hakimin değil mi? Ayakkabısına o hizmetçiler ne yaptı? Buldular. Tamam. Fersel'el kaldı. Kaldı gönderdi. Hakim gönderdi. Hademe hizmetçilerini ila beyti kasım. Ebu kasım evine gönderdi. Fevecedû. Burada hademenin cemi olduğunu anladık ki cemi olarak kullanıyor. Hademe fe ve cedu buldular. Neyi? Hiza el kaldı. Bakın meful. Kadının hakimin ayakkabısını indehu. Ebu Kasım'ın yanında buldular. Fe ahdaru getirdiler Ebel Kasım, Ebu Kasım'ı ilal kaldı. Kadıya hakimin yanına getirdiler. Fe ve da'ahu Allah Hakim de onu hapse attı. Müddeten bir müddet bir zaman onu hapse koydu. Fe da aleyhi ve ona yazdı, zorunlu kıldı. Garameten, maliyeten para cezası ona yazdı. Ona para cezası verdi. Sümme atlakahu ve sonra onu serbest bıraktı. Haraca Ebu'l Kasım bine sicni. Ebu Kasım hapisten çıktı. Ve ahaze hizâ ve ayakkabısını da aldı. وَقَدْ <الْعَزْمَة> عَقَدَ الْعَزْمَ عَقَدَ الْعَزْمَ Kesinlik bağlamak değil mi? Kesin karar vermek. Burada kesin bağlamak olmayacağı göre akt etmek, bağlamak, kesinleştirmek. Yani kesinlikle karar vermişti. Bir de kat da geldi zaten. Kesinlikle karar verdi. Ala en yetehallasa minu. Ala en yetehallasa min. Tehallasa min ne kullanır arkadaşlar? O ayakkabıdan kurtulmaya kesin karar vermişti. Kesin karar verdi yani. Tamam. Evet, bu da bir kalıp. Akadel azme ala. Kesin karar vermek. Evet. Takallasa min. Kurtulmak. İşte farada ala. Bu da bir kalıp. Ne yapmak? Ona yazmak, ona vermek, farz kılmak, zorunlu kılmak manasında. Evet. İlel ebed. Kesin ebediyen o ayakkabıdan kurtulmak için kesin karar verdi. Ve zâbe ilâ nehri Dicle. Dicle nehrine gitti. Felkâhû. Bak felkâ attı. Kim? Ebu Kasım. Neyi? Hü o ayakkabı. Nereye? Fihi Arkadaşlar Dicle nehrine attı. Fakta fel Ayakkabı kayboldu. Tehtel mâ'i suyun altında. Ayakkabı kayboldu. Peki. Sümme ete sayyat. Sonra arkadaşlar avcı geldi. Ve rama şebeketehu balık avcısı ağını attı. Fe karacel hizâ'u fîhâ ve o arkadaşlar ne yaptı? O ağdan ayakkabı çıktı. Felemme ara'a sayyadu avcı, balık avcısı görünce el -e, ayakkabıyı Arafet tanıdı, bildi. Ennehu hiza'u -e bil -kâsım. O Ebu Kasım'ın ayakkabısı. Yani onun Ebu Kasım'ın ayakkabısı olduğunu bildi. Ve zanne, zannetti ki ennehu evet o Ebu Kasım ve Yani o ayakkabıyı düşürdü. Kendisi düşürdü yani. Ve kaminhu. Ennehu ve Yani o ayakkabı kendinden düştü. Yani ayakkabı Ebu Kasım'dan düştü. Yani bu Kasım onu düşürdü. Kendisi fi nehri Dicle. Dicle nehrine onu düşürdü. Zannetti. Fe onu aldı taşıdı. Ve zehebe bihi onu götürdü. ila bit ebil Kasım. Ebu Kasım'ın evine onu ne yapmış arkadaşlar? Götürmüş. Felem yecidhu fil beyti. Onu evde bulamadı. Feramal hizae ayakkabıyı attı. Minen nafizeti ayakkabıyı pencereden attı. Fesakata alal edevatil Ev araçlarının üstüne düştü. Fevvakkaat. Evet. O ev araçları da yıkıldı. Fen kesaral zücacu. Ve cam da kırıldı. Ve indemâ câh Ebu Kasım. Ebu Kasım geldiğinde. Ra'a ma hedefe. Evet olan olayı yani olayı gördü. Ve arafel emra durumu anladı. Fehâhâde başladı yepki ağlamaya başladı. Ve yekûlü ve şöyle diyordu. Yani şöyle diyerek ağlamaya başladı. Zâlikel hizâul lainu bu lanetli ayakkabı seyezlibu lil fakra bana fakirle getirecek. Madem alâ sadîl ardi yeryüzünde olduğu sürece bu lanetli ayakkabı bana fakirli getirecek diye ağlamaya başladı ne ayakkabıymış değil mi arkadaşlar? Peki ve sonra innehu kâme fil leyli sonra o gece vakti kalktı ve şara ya'melu hufraten evet hufradan ne demek? Bir e, çukur yapmaya, kazmaya başladı. Fi sa'atil beyt evin alanında çukur kazmaya başladı. Niçin? Ke yedifine fihel hizzâe Ayakkabıyı oraya gömmek için evin alanında, evin avlusunda bir çukur kazmaya başladı. Ve yesteri amminhu ve tabi ki ondan da kurtulmak için. Evet. Ayakkabıyı o çukura defnetmek, gömmek ve bir de ondan kurtulmak için. Festaykaza el ciran. Komşular uyandı. Alas <laughs> safti ses üzerine Fakafu ala el Evin temelinden dolayı. Yani evin temeli için evin temeli ne diyebiliriz buraya? Evin temelinden dolayı diyelim. Korktular. Yani evin temeli yıkılacak diye korktular. Ve ebdehu başladılar. Yani İhticacuhum Evet, ihticac ala itiraz demek. İtirazlarına başladılar. Ala zelikel amel. Bu işe itirazlarına başladılar. Yani bu işe itiraz etmeye başladılar. Olmaz böyle bir şey dediler. Ve rafa'ul emra ilel kadi durumu, olayı evet hakime taşıdılar. Fersele ileyhi hakim yine bu kasma elemanlarını, adamlarını evet, gönderdi. Liyehdura ilel mahkemeti mahkemeye gelsin diye haber salmak için habercilerini işte hizmetçilerini adamlarını gönderdi. lemme etel kaldı Ebu Kazım kaldığın yanına, hakim yanına gelince, lam yutluk seraḥu, hakim onu serbest bırakmadı. Hatta dafa garameten maliyeten, evet, para cezasını ödeyinceye kadar, yine para cezası kesti demek ki. Para cezası ödeyinceye kadar hakim onu serbest bırakmadı. Evet, lam yutluk seraḥu arkadaşlar bir kalıp ifade. Serbest kalmak demek. Tamam. Yani atlaka sarahuhu onu serbest bıraktı demek. Atlaka sarahuhu ne demek? Serbest bırakmak. E lem saraha o da serbest bırakmamak. Lem yutlik sarahuhu o Ebu Kasım'ı serbest bırakmadı. Hatta ta ki defa garameten maliyeten evet mal cezası yani para cezası ödeyinceye kadar onu serbest bırakmadı kadı, hakim. Evet. de Ebu Kasım, Ebu Kasım döndü. Peki ve huwa fi minel hiza. Evet bu hal arkadaşlar değil mi? Yani ayakkabıdan dolayı öfkeli bir şekilde, öfkeli olarak, öfkeli olduğu halde değil mi? Öfkeli bir şekilde deriz biz. Ebu Kasım eve döndü. Fa Onu, taşıdı, götürdü o ayakkabıyı. Ela devratil miya. Evet, helaya, tuvalete onu taşıdı, at, götürdü. Ve ramahu fiha ve o ayakkabıyı arkadaşlar tuvalete attı. Şeken nasu, insanlar şikayet ettiler. Minar rahatil kötü kokudan dolayı. Ve ba'atü anis sebebi, sebebini araştırdılar. Fa'atheru rastladılar ala hidayin, bir ayakkabıya rastladılar ve o incelediler, araştırdılar. Feyza huve hizavu Bir baktılar ki bu ayakkabı Ebu Kasım'ın ayakkabısı. E onu götürdüler. İla kadı, kaldıya ve alemuhu ve kaldıya bildirdiler. Bir hadese, olayı kadıya, hakime bildirdiler. Fahdarahu kaldı ve evet. Hakim yine Ebu Kasım'ı getirtti ve emrağı ve ona emretti bi dördü mü ya helayı tuvale temizlemesiyle ona emretti. Fakiraj Ebu Kasım İbû Kasım çıktı ve mahu onun ayakkabıyla birlikte çıktı ve kâle fi qadbin ve fikri haldeyken şöyle dedi: "Vallahi lan ifarıkı hâzal hizavı ebeden Vallahi ben bu ayakkabından kutlamayacağım. Kesinlikle kutlamayacağım" diye böyle yaptı söylendi sinirli bir şekilde. Peki ne ayakkabıymış arkadaşlar? Ben bile bunu aldım bu ayakkabıdan. Fakaselehu. Evet. Ebu Kasım o ayakkabıyı yıkadı. Hatta ta ki sara nazifen temiz oluncaya kadar ve vada'u ala eşi şemsi güneş karşısına yani güneş ışınlarının üzerine yani güneşin karşısına koydu. Ala sathi beyti evinin evet Sath Arkadaşlar evinin tavanı ne diyebiliriz? Ee, evinin işte damı o zaman diyorlar. Evinin damına şimdi teras diyoruz ya evinin damın damına ne yaptı? Koydu. Peki. Hatta yecife kuruyuncaya kadar yani kurusun diye de diyebiliriz. Kurusun diye ne yaptı? Evinin damına güneş karşısına ayakkabıyı yıkadı ve daha sonra koydu. Fera, fera, bakın, feraahu olacak. Onu gördü. Kelbun, bir köpek. Fe <fezannahu> zannetti ki o ayakkabı ne zannetmiş? Kıt'ate <gıd> hazmin, kemik parçası. Yani ayakkabıyı kemik parçası zannetti. Fe cealehu, onu kıldı. Beyne esnani, yani dişleri arasında kıldı. Yani onu dişleri arasına aldı ve taşıdı bihi onu ila sat'in akara başka bir dama başka bir çatıya taşıdı fesakata düştü minel kelbi köpekten düştü o ayakkabı ala racülün, bir adamın kafasına fesabehu ve onu yaraladı ve fetteşu limen evet el Liman ayakkabı yani ayakkabı kimin olduğunu araştırdılar peki tanırfuğu onu buldular o ayakkabıyı. ferafagul emra ile kaldı evet sahibini bulduklarında tabii bu durumu hakime kaldıya bildirdiler fakama aleyhi evet hakim hükmetmiş fakama aleyhi karar verdi bir evet bir karametin maliyetin parçasına hükmetti, parçası verdi. Vel kıyami ve yerine getirmeyi bima yelzemul ceriha yaralıya gerekli olan şeyi yerine getirmesini fetata meradli hastalığı durumunda yaralıya lazım olan gerekli olan şeyi de yerine getirmesiyle ne yaptı? Hüküm verdi. Faraha cemiu malihi bütün malı gitti. Alam o şeyun onun yanında onda hiçbir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. Burada abara ila mana taşımak. Değil mi? Sonra işte rafa'a ila götürmek, hakeme ala hükmetmek, hüküm vermek gibi başka asara ala var arkadaşlar. Rastlamak. Peki en son bir daha kontrol edeceğiz bu kelimeleri. Sümme akhaze Ebu'l Kasım. Sonra ebul Kasım ne yaptı? Aldı. el ayakkabıyı ve zehebe bihi o ayakkabıyı götürdü ile kadı kadıya hakime götürdü ve kale lehu. ve Ebu Kasım kadıya dedi ki el temisu ileyk sana yalvarıyorum dedi ey el kadı ey kadı ey hakim sana yalvarıyorum en tübe yazmana yazman için beyni ve beyne hadha ben de bu ayakkabı arasında yazman için sana yalvarıyorum. Ve tikate firakin Şer'i, evet, kanuni ayrılık belgesi. Ala ennu o ayakkabı, leysse minni benden değil, yani ayakkabı benim değil. Ve leysse minhu, ben de, ve ben de ondan değilim. yani ne o benden, ne ben ondan. Tamam. Ve leysse mesulen amma yef'alu hazel hiza, ve ben, o ayakkabının yaptığından da sorumlu değilim diye bana bu şekilde bir şeri kanuni bir ayrılık belgesi yazman için ben sana yalvarıyorum dedi. Faahbara, ebul Kasım el kadıya tabi durumu ebul Kasım hakime kadıya anlattı. Bikulli merhad Lehu evet onun başından geçen her şeyi Lisebi hizaihi ayakkabı sebebiyle başından geçen her şeyi ona anlattı. Fadahikel <laughs> kadı ve kadı güldü. Hakim güldü. Ve <laughs> hebehu ona hibe etti, verdi. Musaadeten, maliyeten. Evet, para yardımı ona verdi. Para yardımı yaptı. Çünkü bir ayakkabı sayesinde bütün mal varlığını kaybetmiş idi. Peki arkadaşlar. Şimdi bir daha baştan alalım şöyle. Kelimeleri tekrar kontrol edelim. Konumuz neydi? Konumuz Ebu Kasım'ın ayakkabısı. Hiza ayakkabı demek değil mi? Ahziye onun cemisi. Peki ne dedik burada? Hiza Ebu Kasım. Kısadan şebiyeten benzer kıssa, benzer hikaye. Sonra. Evet. Zalle. Ne demiştik Zalle arkadaşlar? Sürdürmek değil mi? Zalle suhu mesela böyle kullanılır bu. Giymeyi sürdürmek. Zalle yektubuhu. Onu yazmayı sürdürmek gibi mana. Külleme her ne zaman. Biliyorsunuz şart edatı kendisi. Takatta'a parçalanmak. Kesilmek manasında. Tefaul babından. Aslaha da ıslah etmek, tamir etmek. İfal babından. Aslaha yuslu ve ıslahen. Evet. en ensara. Bu bir kalıba. Şu oluncaya kadar. Şöyle oluncaya dek gibi bir kalıp olarak kullanıyor. Yadribu, yadribul mesel. Darabel mesel örnek vermek, değil mi? Darb mesel olarak kullanmak manalarında demiştik. Zaten marraten yine bu yine bir kalıp ifade. Bir keresinde işte ne diyebiliriz? Bir gün gibi manalar kullan. Bir defasında gibi manasında kullanabiliyoruz arkadaşlar. Zaten marraten bir defasında, bir keresinde bir gün gibi manaları kullanırız. Peki, temenna arkadaşlar, etemenna istiyorum, temenni etmek. Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? Etemenna ben istiyorum demek. Gayete su çok çirkin. Çirkinliğin en üst seviyesi. El hakku ma'ak. Bu bir kabul demiştik. Hak doğru Sen de beraber. Yani haklısın. lebise kalmak. Kaldı değil mi? Lebife saati bir müddet kaldı gibi bir kalıp ifade. Bir saat, bir müddet kaldı. Peki devam edelim. Mada ila geçti gitti manasında. <laughs> Peki fetteş anne kullanıyor. Teftiş etmek, tüccarı kullanırız. İncelemek, araştırma yapmak, araştırdı, aradı. Farza ala yazdı, ceza kesti. Peki akadel azim o da kalıp ifade edik. Kesin karar vermek. Takallese min kullanma manasında bir kurtulma manasında ondan kurtuldu gibi. Evet. Rama şebeke tehu demiş. Burada ağını atmak. Evet. Balık avcıları için. Değil mi? Kullanıyor. Devam edelim. Yine bilmediğimiz kelime seyec libu getirmek. İclip Araplar öyle kullanıyor. İclipli. İclipli hezel, hezel kalem bu kalemi bana getir gibi kullanırlar. Madame arkadaşlar biliyorsunuz nakız fiil madame olduğu müddetçe manasındadır. İstekada uyanmak eş anlamlısı neydi? Ee, saha değil mi? Saha, saha. Arkadaşlar istayıkada uyandı manasında. İstayıkada yastayıkada bir de bunun neyi vardı arkadaşlar? Eş anlamlısı vardı. O da yaşanması da arkadaşlar saha. Ne demek? Saha yeshu. Öyle miydi? Uyanmak manasında. Saha. Saha yes hu. Değil mi arkadaşlar? Peki. Ne dedik? Sağ, e, uyandı. Zıt anlamlısı nedir? Name. Öyle mi? Name nedir? Arkadaşlar uyudu. Name uyudu. İstikaza eş anlamlısı neydi? Saha. Değil mi? Saha. Öyle mi arkadaşlar? Saha diye hatırlıyorum. Bunu ben hemen bir sözlüğe şöyle bakayım ki yanlış bir şey olmasın. Evet. Saha. Satla arkadaşlar. Saha yesu sahvan. Tamam mı? Uyanmak. İstay kadar saha satla. Bunu göstereyim size. Çünkü karıştırılabiliyor. Tamam. Saha. Saha yesu saha arkadaşlar. Yeshu, sahven, uyanmak manasında. Peki. Name de uydu biliyorsunuz. Devam edelim. Hafu <laughs> ala bir şeyden dolayı korktular. İhtiyac ihtiyaç ihtiyacı ala ile kullanılır. İtiraz etmek, protesto etmek. Peki atlaka <laughs> sarahu demiştik. Serbest bırakmak. Lem yutlik sarahu serbest bırakmadı. Ade dönmek dedik. Hamalehu <laughs> ile onu bir yere götürmek. Sonra Aferâ <laughs> ala rastlamak. Aferû <laughs> rastladılar. Ala <laughs> hizâin bir ayakkabıya rastladılar. Aferâ <laughs> ala ile kullanılır. Rastladı. Buraya şeker yoktuk. Şeker <laughs> bir şeyden şikayetçi olmak. Peki. Abara <laughs> ila taşımak. Abra taşımak manasında. Abra, abra de aracılığıyla sayesinde manasında oluyor. arkadaşlar. İşte abr, abra kullanılır. Abra üzerinden aracılığıyla vasıtasıyla olur. Bir de şey vardır. Abbara vardır. Abbara. Abbara da böyle kullanılır. Ne olarak kullanılıyor? İşte feribot olarak kullanılıyor arkadaşlar. İbare de buradan geliyor. İbare. Değil mi? ibare, açıklama, ifade manasında hemen hemen kök olarak aynılar arkadaşlar. Peki, buradaki manası abara ila taşımak. Tamam. Peki devam ediyoruz. Hakeme ala hüküm vermek, karar vermek. Evet bu da bir kalıp ifade. El temsu ileyk sana yalvarıyorum. El temsu ileyk sana yalvarıyorum gibi ennehu leysa minni ve Evet. O benden ben ondan değil. Evet. Ve akhbara haber verdi, anlattı bi kulli ma Kendisine olan tüm olay. Yani kendisi için olan meydana gelen her şeyi anlattı. Biz ne deriz? Ne olduysa onu anlattı deriz. Değil mi? Evet kendisiyle alakalı ne meydana geldiyse, ne olduysa anlattı. Dedik arkadaşlar. Ve hebehu müsaadeten maliyeten ona evet para yardımı hibe etti. Yani para yardımı yaptı dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da böyle bitirmiş olduk. Kelimeleri de bu şekilde anlattık. Yine vaktimiz oldukça diğer metinlerde Allah nasip ederse yavaş yavaş da olsa arkadaşlar derslerini burada kayıtlarını almaya gayret edeceğim inşallah. Buradan sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kolaylıklar diliyorum, muvaffakiyetler Rabbimden temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.